Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz diyetisyen Sevde Varol. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Çocuklarda aslında yaygın olarak görüyoruz. Kilolu kilolu çocuklar oluyor. Bu yaygın mı görülüyor? Evet, şimdi şöyle aslında 10 yıl öncesine kadar bu kadar çocuklarla ilgili obezite bizi bu boyutlarda endişelebilecek işte pandemik bir durum değildi. Artık obeziteye pandemik bir rahatsızlık diyoruz. Ve bu kadar yaygın görülmüyordu ama son yapılan araştırmada özellikle ülkemizde çocukluk obezitesinin dünya sıralamasında ilk 10'a girdiğini görüyoruz. Ve %20 oranında yükseldi. Yani önceden %4'lerden bahsederken %20. Yani 5 çocuktan birinin yüksek kilolu olduğunu gözlemliyoruz. Bu da gelecek nesil için ciddi anlamda sıkıntılı bir durum. Kilolu çocuk hep bir de sağlıklıdır gibi düşünülür ya, değil mi? Öyle bir yanlış inanış da var galiba. Evet, galiba. Yani daha güçlü, daha hastalığa dayanıklı gibi görünüyor ama öyle olmuyor. Hayır, metabolik sendrom dediğimiz işte bu tansiyon, kalp, şeker hastalıklarının hepsinin birlikte görüldüğü tablo yine aynı şekilde 9, 10, 11 yaşlara kadar düşmüş durumda. Yani aslında kiloyla gelen bütün rahatsızlıklar yetişkinler kadar çocukları da etkiliyor. Etkiliyor, evet. Peki çocuklarda da yetişkinler gibi bir diyet programı mı uyguluyorsunuz? Hayır. Çünkü çocuklar bir kere en büyük avantajları gelişim çağında olmaları. Bir yetişkinde mutlaka ideal kiloya inmemiz gerekirken çocukta ideal kiloya inmemiz gerekmiyor. Belli bir aralıkta tutuyor olmamız, onun kendi temposunu buluyor olması. Yani bir diyet gibi değil de sağlıklı beslenme, yani yetişkinlerde de böyle ama çocuklarda bunun çok çok önemli. Çünkü gelişiyor bu çocuk, büyüyor. Ve bu gelişim ve ders dinliyor, okula gidiyor gibi böyle hani mental olarak da büyüyor. Dolayısıyla bunların mutlaka takip ediliyor olması gerekiyor. Çocuklarda gelişim eki koyuyoruz yetişkinlerden farklı olarak. Ve kesinlikle her besin grubunun olduğu, kısıtlanmanın olmadığı, sürekli yemek yenildiği, 2-3 saat yemek yenildiği çünkü enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Özel bir beslenme programı yapıyoruz. Çocuklara özel bir beslenme programı oluyor. Evet. Peki şimdi bakıyoruz kilolu gibi görünüyor ama bunu nasıl anlayacağız? Yani çocuğun kilolu olup almadığını nasıl anlayabiliriz? Şimdi internete girdiğimiz zaman percentile eğrisi dediğimiz bir şey var. Telefonlar artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Kız çocuğu ve erkek çocuğu olmak üzere iki tane ayrı percentile eğrisi var. Orada çok ayrıntılı bir şekilde çocuğunuzun kilosunu yazıyorsunuz, boyunu yazıyorsunuz. Eğer o eğrinin altındaysa zayıf, üstündeyse kilolu. Yani altındaysa gelişimin geri gelmesi. Bu arada çocuklarda sadece yüksek kilo değil, gelişim geriliği de olabiliyor. Çok düşük kiloda bir sıkıntı olabiliyor. O yüzden de çok altında olmasını istiyoruz ne çok üstünde olmasını istiyoruz. O eğriye yakın bir yerde çocuğun seyretmesini istiyoruz yaşa göre, gelişime göre. O vücut kitle indeksi çocuklarda tam olmuyor herhalde yani, değil mi? Eğer da belli bir yaşta başlıyor. Biz diyetisyenler kullanıyoruz ama biz çocuklar özel, için değil evet, ama. Evet ama özel bir hesaplama için kullanıyoruz. Ama bir ebeveyn kendi çocuğunun kilolu mu zayıf mı olduğunu ya da doğru bir oranda olduğunu hesaplarken vücut kitle indeksine bakmayacak. O eğriye, percentile eğrisine takip edecek. Peki ebeveynlerin çocuk beslenmesindeki rolü nedir? Her şeydir diyebilirim Cemil Hanım, evet. Yani çocuk bir kere zaten gördüğünü taklit ediyor. Yine yapılan bir araştırma gösteriyor ki ebeveynlerden biri kiloluysa çocuk %40, ikisi kiloluysa %80 kilolu oluyor. Yani evde iki ebeveyn de sağlıksız besliyorsa çocuk genelde başka bir şans... Genelde öyle ya, bakıyorsun anne baba da kilolu, çocuk çok kiloluysa... Evet, bir de o çocuğun başka bir şansı yok aslında. Çocuk öyle bir tercihte bile bulunuyor. Hadi annenin babanın belki bir yerde bir tercihi, belki değil tercihi, o bir yetişkin. Ama çocuğun öyle bir tercihi yok. Çünkü buzdolabını açıyor, sağlıksız yiyecekler var. Bütün gördüğü, örnek aldığı, kopyaladığı davranış, yeme davranışı, yeme karakteri tamamen anne babadan ve sağlıksız. Dediğim gibi alışveriş yapamıyor, evde yemek hazırlamıyor. Çocuk önüne ne konursa onu yiyor gibi bir yerden. O yüzden annenin babanın rolü tabii ki çok çok ciddi yüksek. Anlamda. Evet. Peki düşük kilo çocuklarda nasıl etkiliyor? Düşük kiloda yüksek kilo metabolik rahatsızlıklara işte bu dediğim yetişkinlerde gördüğümüz diyabet hastalığı da çocukta var, tansiyon hastalığı da var, kalp hastalığı da var. Artık dediğim gibi 9-10 yaşlara düştü. Malnütrisyon dediğimiz gelişim geriliği olduğunda da çocuk gelişim geriliği yaşıyor ve yaşıtlarına hem zihinsel olarak hem beden olarak yetişemiyor. Bu da başka bir sıkıntı. Burada da aynı yüksek kilo gibi düşük kiloda çok riskli çocuklarda özel bir beslenme programıyla yavaş yavaş kendi yaşıtlarındaki o eğriye yaklaştırılması gerekiyor. Ama ondan ziyade herhalde daha sık karşılaştığımız yüksek kilo mu çocuklarda? Yani sıklık olarak ben klinik
baktığım zaman aslında şey, araştırmalar birbirine eşit olduğunu gösteriyor. Ama benim birebir de karşılaştığım hep yüksek kilolular oluyor. Çok, yani çok düşük kilo sanırım önemsenmiyor mu? Önemsenmiyordur, evet, bence. Evet. Yani alır nasıl olsa diye düşünülüyordur. Alır, çocuktur. Ben de genelde genetik oluyor ya, ben de o yaşlarda çok zayıftım. Sonra bir anda bak ne oldum, çok kilolandım. Boy gibi. Genelde anne babaların şey, evet, argümanı bu oluyor ama genelde, evet, bana yüksek kilolu çocuklar geliyor. Evet. Peki çocuklarda beslenmenin temelleri nelerdir? Çocuklar bir kere 7 besin ana grubu dediğimiz 7 besin ana grubunda mutlaka yeterli ve dengeli bir şekilde alması gerekiyor. Yani çocuğun kalori hesabı yapmıyoruz tek başına, çocuğa sadece karbonhidrat hesabı yapmıyoruz. Çocuğun günlük olarak alması gereken vitamin, mineralleri mutlaka ve mutlaka alması gerekiyor. Aç kalmak, öğün atlamak, işte son dönemde çok popüler fastingler, az öğün beslenmeler kesinlikle çocuklar için uygun değil. Çocuklarda ölçü biraz sıkıntı oluyor. Ölçü kavramakla ilgili sıkıntı yok oluyor. Orada da böyle beslenme temeli derken belki hani biraz böyle kendi ölçüsüyle falan, avuç ölçüsüyle falan ölçülendirmek gerekiyor. Miktar önemli diyebiliriz. Peki hani dikkat edelim derken beslenme çantası da hazırlıyoruz ya okullar için. İçerisine neler koyalım, nelere dikkat edelim? Bir kere çocukta mutlaka bir protein kaynağı olsun öğle yemeğinde. İşte, mesela hani örnek... Bir köfte olabilir, seviyorsa işte tavuk olabilir, yiyorsa, sağlıklı bulduğu bir ürün oluyorsa. Daha böyle sebzeyle etin birlikte olduğu, protein birlikte olduğu bir beslenme çantası öneririz. Karbonhidrat önemli, mutlaka işte birazcık pilav, birazcık makarna. Yetişkinlerden farklı olarak bu grupta bol bol kullanabiliyoruz karbonhidratı, zayıflarken de kullanabiliyoruz ama el ölçüsü kullanıyoruz. Yani çocuğun yumruğu kadar, kendi yumruğu kadar karbonhidratı olacak. 2 yumruğu kadar sebzesi olacak, yine 1 yumruğu kadar proteini olacak ve 1 yumruk kadar da yoğurt olacak. 5 yumruk mu yaptı? 5 yumruk yaptı. Bir tane de dışarıda meyvemiz var ama meyve öğünle beraber yemeyecek. Elması olacak, işte portakal olacak, armut olacak. Onu yemekten 1-2 saat sonra ar öğün gibi yapacak. Evet. Peki kilolu çocukları olan ebeveynler için ne önerirsiniz? Ben de Can Kulay'la dinlemek istiyorum sizi. Kilolu. Sizin kilolu mu Cemil Hanım? Küçük kızım da var birazcık. Var mı? Şimdi bir kere şunu kesinlikle yapılması önermiyorum. Eğer benim karşıma adolesan, yani ergenlik dönemi de olsa, çocuk da olsa bir danışan geldiğinde hemen ebeveyni devre dışı bırakıyorum ve diyorum ki çocuğa sen kendi rızanla mı geldin? Kendi isteğinle mi geldin? Çünkü bu yaşta yapılan bence en büyük yanlışlardan biri çocuğa sürekli sağlıklı beslenmeyle ilgili çok ciddi bir mobbing ve öğüt veriyor olmak. Onu biraz kendi haline bırakmak gerekiyor. Eğitmek gerekiyor. Çünkü çocuklar benim karşıma geldiğinde ne kadar sağlıksız biliyor musun? İşte saçın uzamıyor biliyor musun? İşte karnın çıkarsa şöyle olur, bunu yersen böyle hastalıkları yol açarsın dediğimde hiç bunları duymamış oluyor. Yani gerçekten mi diyor ve kilo olmak sağlığım açısından sıkıntılı diyebiliyor. Biraz kız çocuklarına şey taktiğini kullanırım. Bak işte tırnakların daha güzel olacak, saçın bilmem ne olacak, işte şu elbiseyi giyeceksin daha iyi olacak gibi bir teknik kullanırım. Ebeveynlere tabii ki en büyük tavsiyem önce kendi beslenmelerine dikkat ediyor olmak, o mutfağı düzenliyor olmak, sonra çocuğa doğru örnek olup doğru yaklaşımda bulunuyor olması en çok temin edebileceğim şeylerden biri. Evet. Gece yani mesela yemememiz gerekiyorsa sağlıklı bir birey olarak aynı şekilde çocuklara da öyle öğretmemiz gerekiyor. Çocukların gece hani uyuyor olması gerekiyor en başta. Zaten ondan sonra gece derken hani akşam 8-9 kastettim, evet, yine. Ya evet, yani şimdi... O alışkanlık çünkü devam ediyor. Yani şöyle mesela birebir de bir primer bir tecrübemi bahsedeyim. Mesela ebeveyn eve cips alıyor. İşte çikolata alıyor ve şey diyor, cips yedi çikolata yedi diyor gece diyor. Ben diyorum ki hani niye cips çikolata, evde ne geziyordu cips çikolata? Biz yiyoruz, o yattıktan sonra biz açıyoruz diyoruz. Biz de mi şimdi öyle besleneceğiz, o öyle beslendi diye. Bir kere zaten o çocuğun yani hiçbir şansı yok. O evde cips görüyor, çikolata görüyor, anne baba sürekli onu görüyor. O yüzden gece kalkıp cips yiyorsanız, çikolata yiyorsanız o çocuk tabii ki gece kalkacak ve cips çikolata yiyecek. Tabii şey de önemli, tütün kullanan biri hani evde kullanıyor, çocuğuna diyor ki sen, evet, kullanma zararlı. Evet, yani sen yiyip biz şey yiyoruz zararlı ama sen yeme olmuyor tabii, evet, dediğiniz gibi gördüğünü yapıyor yani. Beslenme de belli bir boyutta bağımlılık gibi bir şey. Mesela tatlı bağımlılığı, karbonhidrat bağımlılığı, bağımlılık diyoruz yani. Aslında çocuk diyetteyken anne babanın da aynı diyete girmesi gerekiyor. Biraz vicdan meselesi de yani şu, o sen diyettesin yemeyeceksin ama biz yiyelim. Olmuyor yani, çocuk görsün veya görmesin. Evet, ben o da biraz istisnai durumlar oluyor. Tabii ki anneleri biraz daha gayretli görüyorum.
yine primer tecrübe, böyle bir bilimsel şey yok ama babaları hiç görmüyoruz mesela. Baba hiç, mesela çalışıyorum, anne geliyor. Yemeğe de annenin hazırladığını varsayıyorum. Biraz bizim mutfağımızda öyledir ya. Tabii ki istisnai çok ebeveynim var, buradan alınmasınlar ama anneler bir tık daha iştiraklı, bir tık daha katılımcı oluyor. Mesela babayı hiç görmüyoruz. Burada anne ve babayı ben o zaman çağırıyorum. Babayı diyorum ki lütfen hani biraz işinden izin alsın ya da biraz özen göstersin, gelsin. Çünkü anne baba eğitimine geçiyor bir yerden sonra. Çocukla zayıflıyoruz. Ve inanılmaz başarılıyız çocuklarla. Çünkü o kadar alışkanlıkları oturmamış, kalıplaşmamış, böyle yoğrulmaya müsait ki. Çocukla kilo veriyoruz, bir süre sonra anne babaya eğitmeye başlıyorum artık. Hani onları da bu işin içerisine ekip olarak dahil etmeye çalışıyorum. Öyle olduğu zaman çok uzun sürede kilomuzu koruyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. 8'e Sağlık'ta konuğumuz diyetisyen Sevde var oldu. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de sağlığı sundu.